tespiti yapılacak. Duvar komple içeriden bile duvardan patlatmalar. Doğru diyorsun. Yani bunların tespitlerinin hepsi yapılacak. İlk önce... Tamam, Rıcı'ya diyelim. Bak, elini öpüyorum, bu fabrikayı buradan kaldırırım. Yarın da hepsi bana yapıyorum. Ben sen çekeyim. Mehmet. Yani bunu böyle bilesin. Ben 70 yaşında adamı şeker arttım. Her gün kofuyla yesin. Yani şekerim arttım, yapacağımı bilmiyorum. O da benim gibi insan, bir ana evlat. Orada yedim, payı gelin bakın. Şimdi, o da benim gibi bir ana evladı. Ben tabii, de evladım. Tabii geçmiş olsun diyor. İlk önce bir can kaybı yaşanmadı. Allah'a şükür. Ama çok önemli olumsuz bir etkisi var. Bunların hepsinin tespiti yapılacak. Yani şu anda fabrikayla ilgili de yeniden hukuk çerçevesi içerisinde gerekli değerlendirmeler yapılacak. Şu anda zaten fabrikanın çalışma imkanı yok. Büyük oranda yıkılmış durumda. Bu yeniden yeniden burada faaliyette bulunması hukuk çerçevesi içerisinde yapılacak muamelelerle gerçekleşecek bir şeydir. Tabii bu çok önemli bir hadise yaşanmış. Allah korumuş. Bundan sonrasında gerekli tedbirleri devlet yapar. Hem zarar ziyan karşılanır hem de bundan sonrasıyla ilgili karar oluşur. Yani şu anda zaten fabrika kapanmış durumda. Sayın Valim, hafta yani normal mesai günde olmuş olsaydı şurası nasıl olurdu belli değil yani şu an. Yani şu an en az yani çok büyük bir kayıp olurdu yani. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Merak etmeyin, gerekli her şey yapılır. Valim, yani, fabrika kalksın, yok mu? Valla netice bekliyoruz valim buradan. Evet. Pekala. Abi geçmiş olsun. Haydi hadi. Evet.